Mineşşeytanirracim. Başlıyor muyuz? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, 16. mektubu okuyorduk. Dediğim gibi 16. mektup, üstadın 1934'te İsparta'ya geldiğinde Zeyli ile beraber yapılan bütün hücumlara karşı sanki bir savunma metni gibi hükümet ve devlet adamlarına sunduğu mektuptur. Yani hakkındaki Kürtçü müsün, şeyh misin vesaire misin, neyle geçiniyorsun, niye şapkayı takmıyorsun vesaire gibi sorulara cevap var. Dördüncü ve beşinci meselemiz kaldı. Böyle devam edeceğiz. Dördüncü mesele, şu nefi zamanında görüyorum ki, yani sürgün. Halbuki sürgünlük bitmiş ama bir tek üstadınki devam ediyor. Hotfuruş, yani kendini beğenen ve siyaset bataklığına düşmüş bazı insanlar bana, başta Nalbantoğlu, üstad bunlara Isparta muhbirleri diyoruz. Isparta muhbirleri dediği Türk Ocağı mensupları. Ondan sonra CHP, yani orada teker teker saydım ben belgeleriyle. Tabii birebir İsmet İnönü, Cumhurbaşkanı da ilgileniyor. Çünkü Cumhurbaşkanı 36 yılının sonuna kadar dünyadan haberdar. Ondan sonra dünyadan göçmüş. Adı var, kendi yok. 38'de de gerçekten göçmüş. Nereye gittiğini merak ettim. Çok zor bir yere gitmiş. Allah çıkarmasın düştüğü kurudan. Aynen öyle. Şimdi böyle Nalbantoğlu diye bir alçak, çok özel dostu o zaman Mustafa Kemal'in, 20 küsur sayfalık üstad hakkında rapor yazmış. O raporu ele geçirdik. Neşrettik bunları. Merak eden okuyanlar görür. Hotfuruş ve siyaset bataklığına düşmüş bazı insanlar, birisi bu siyasetin aleyhinde çok konuşunca bir nur talebesi kardeşimiz AK Parti'den telefon etti. Ya hocam, siyaset bu kadar mı kötü, takip ediyormuş. Dedim kardeşim, o İsmet İnönü'nün siyaseti, Mustafa Kemal'in siyaseti. Yoksa biz nur cemaati olarak siyasete şeyiz, uzağız. Yani şu manada uzağız, bir parti kuramayız yani. Dün West Medresesi'nde derse gelmişti biliyorsunuz o Pakistanlı arkadaş. Minhacül Kur'an diye bir grup var. Yani ben dedim ki siyasete daldınız. Yani siz de Fethullah Gülen grubu gibi oldunuz. Yani hükümete karşı tavır koydunuz. Yok falan dedi ama sonra itiraf etti partimiz var diye yani. Nur talebelerinin partisi olmaz. Desteklediği parti olur. Hayır, o da değişir. Yani bir zaman Adalet Partisi, sonra ana varsan, sonra bu böyle devam eder. Yani biz şu anda gelinen siyaseti bataklık diye vasıflandırmıyoruz. Türkiye çok güzel noktalara geldi. Ama bana tarafkirane, rakibane bir nazarla bakıyorlar. Güya ben de onlar gibi dünya cereyanlarıyla alakadarım. İşte Bediüzzaman'ın verdiği cevap bizim de cevabımız. Hey efendiler, ben imanın cereyanındayım. Yani bana göre Surinam'daki bu 200 tane talebenin nurları ve Kur'an-ı Kerim'i okuyarak imanını kurtarması, o kadar perişan ki İslami eğitim orada. Sıfır değil mi anlattı o ihtiyar? Yani hiçbir şey yok. Adı Müslüman kalmış sadece. Ben Amerika'da Princeton Üniversitesi'ne misafir gittim. Princeton Üniversitesi'nin emekliler yurdu var. Yani misafirhanesi var, yurt değil. Profesörler kalabiliyor ancak. Beni de orada yerleştirdiler. Bir hizmetçi, iki tane adam var. Biri adam, adam da sayılmazdı. Çok bozuk bir adamdı. Bir de bir kadın vardı. Dedim sen Müslüman mısın, Hristiyan mısın? I used to be a Muslim dedi. Müslümandım. Yani o siyah zenci olduğu için modaya uymuş, bir zaman Müslüman olmuşlar. Anladın mı? O. Aynen Surinam o duruma düşmüş yani. İnşallah 200 talebe az bir rakam değil yani. Büyük bir rakam. Hey efendiler, ben imanın cereyanındayım. Karşımda imansızlık cereyanı var. Başka cereyanlarla alakam yok. Ne siyasi, ne maddi. O adamlardan ücret mukabilinde iş görenler. Tabir çok enteresan. Hiç değişmiyor. Bugün de aynen devam ediyor. Anlaşıldı değil mi? Bugün de aynen devam ediyor. Şu anda Doğu ve Güneydoğu'daki anarşistlerin parasını da maaşını da Avrupa'daki bir kısım alçaklar ve Amerika ile Rusya veriyor. Burada şüphe yok. Bu
Belki kendini bir derece mazur görüyor. Çünkü parayla çalışıyor. Fakat ücretsiz, hamiyet namına. Onlar da o bir kısım Türk milliyetçileri dediği adamlar. Yani onlar namına bana karşı tarafkirane, rakibane vaziyet almak ve ilişmek ve eziyet etmek gayet fena bir hatadır. Çünkü sabıkan ispat edildiği gibi, yani daha önce, siyaseti dünya ile hiç alakadar değil. Üstad bugünkü bizimkinden de farklı yani. Yalnız bütün vaktimi ve hayatımı hakaiki imaniye, iman hakikatleri ve Kur'aniye, Kur'an hakikatlerine hasr ve vakfetmişim. Madem böyledir, bana eziyet verip rakibane ilişen adam düşünsün ki o muamelesi zındıka ve imansızlık namına imana ilişmek hükmüne geçer. Ben yazdım ama kimseyi hissettirmedim. Risale-i Nur'la mübareze edilmez diyor Medusa. Onunla uğraşan belasını bulur. Veli de olsa bulur belasını, deli de olsa bulur. Bu böyle. Daha fazla konuşturmayın. Özel sorarsanız söylerim. Beşinci mesele. Bu hakikaten geçen şeyi anlatıyoruz. Ne derler ona? Beyan ilmine göre kelimeler iki kısma ayrılıyor. Biri hakikat, gerçek mana ifade edenler. İşte Ali geldi, Ömer döndü. Gerçekten döndüyse, geldiyse. Bir de mecaz ve istiare ve teşbih olanlar. Dedim ki ya herhalde dünyada hakikata verilebilecek en güzel misal şu beşinci meseledir. Söylediği her şey öyle mecaz, istiare falan yok. Doğrudan hakikatin kendisi. Bakalım neymiş? Dünya madem fanidir. Aksini iddia eden var mı? Gelip geçiyor. Hem madem ömür kısadır. Ya 60'a geldim. Babam 74'te vefat etti. Kim bilir ben ne zaman. Benim hedefim 63 yaşında vefat etmek. Ama yani istemiyorum, arzuluyorum. İnşallah öyle olur. Ama kısa. İstesen de istemesen de kısa. Hazreti Nuh Aleyhisselam'a sormuşlar. Bunu 70 defadır söylüyorum. Demişler ki dünyayı nasıl görüyorsun? 950 sene peygamberlik yapmış. Kur'an'ın metnine göre. 950 sene. Anlatabildim mi? Yok mu bizim bu Emre diye bir vatandaş vardı derse gelmiyor mu? Vay vay. İyi. Allah şifalar versin. Şimdi demişler ki nasıl görüyorsun? Demiş dünyayı iki kapılı bir çadır gibi görüyorum. Birinden girdim, birinden daha çıkmak üzereyim demiş. Yani 1250 sene yaşadığı söylenen Hazreti Nuh Aleyhisselam böyle düşünürse dünya kısa. Üçüncüsü, hem madem gayet lüzumlu vazifeler çoktur. Bunu üstad izah ediyor. Nerede? Sözlerde. O da çok harika bir şey. Ömür sermayesi pek azdır. Ehemmiyetli işler pek çoktur diyor. Yani aklı başında olan insan ne dünya umurundan kazandığına mesrur ve ne de kaybettiğine mahzun olmaz diyor Mesnevi'de de. Allah, hem madem hakikat olduğunda şüphesi olan var mı ispat edelim. Hem madem hayatı ebediye, dünya hayatı burada kazanılacaktır. Bu da ayrı bir mesele. Bu Kur'an-ı Kerim'de çok sayıda ayet var. Ya bir tanesini okuyacağım. Vallahi aklıma geleni. Çok ayet var da bakalım doğru mu aklıma gelen. Allah Allah. Bak ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki aman ya Rabbi. Ya. Böyle işte bu dünyanın hali. Hah şurası işte. Subhanallah. Ve enfiku. Tam Surinam'la da alakalı bir mesele. Mimma razaknakum min qabli en ye'tiye ahadakumul maut. Ölüm başınızda içinizden birinin başına gelmeden önce size rızık olarak verdiklerimiz şeylerden Allah yolunda harcayın. Ölüm gelince feyekule diyecek ki Rabbi levle ahharteni ile ecelin karim. Az da olsa biraz benim ölümümü geciktirsen de fe as-saddaka hep sadaka vereceğim.
وَاَكُمْ مِنَ الصَّالِح۪ينَ Güzel ve iyi işler yapan salihlerden olacağım. Ayet-i kerime. Lenle hem de. Tekidi, nefhi, istikbal bulunmadı. Geleceğe ait olumsuzluğu şiddetle olumsuzlaştırma. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ جَلُوهَا Eceli geldiği zaman Allah hiçbir canı bir an bile geciktirmez. وَاللّٰهُ خَب۪يرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ Yaptıklarınızı da çok iyi bilir. Ona yakın benzeri misal var. Ben bir tanesi aklıma geldi. Diğerleri tabii hepsi. Yani Allah Allah. Hem madem hayat diye ebediye burada kazanılacaktır. Hem madem dünya sahipsiz değil. Hem madem şu misafirhaneyi dünyanın, dünya misafirhanesinin gayet hakim, hikmetle iş gören, lüzumsuz işi yok. Ve kerim, aman ya Rabbi, ikramı da bol olan bir müdebbiri var. Öyle bizimkiler gibi çeşme suyu getirmekten bile, normal su getirmekten bile aciz değil yani. Tedbiri mükemmel. Anlatabildim mi? Öyle, aynen öyle. Ya bu latifelerden alınmıyorsunuz değil mi? Başka türlü bu cümleyi anlayamazsınız. Anladın değil mi? Ulan haftada bir eğer normal suyu tedbir edemeyecek kadar halimiz buysa, bir de Allah'ın kainattaki müdebbirliğine bak. Yani bu işte emanet-i kübra ile Allah'ı tanımadır. Yüdebbirul emr. Kainattaki bütün işleri o tedbir ediyor. Müthiş bir şey ya. Kendimi de katıyorum yani. Hem madem ne iyilik ve ne fenalık cezasız kalmayacaktır. Hem madem la yükellifullahu nefsen illa vus'aha. Allah gücü ve kudretinin üstünde kimseyi hiçbir şeyle mükellef kılmaz. Sırrınca teklifi mala yutak yoktur. Güç yetirilemeyen bir teklif de yok. Yani birisi duası, birisi işte şusu, busu, ilmi, birisi busu. Ve hem madem zararsız yol, zararlı yola müreccahtır. Zararsız yol nedir? İman ve Kur'an yolu. Onun dışındaki yollar. Karışık, zararlı. Hem madem dünyevi dostlar ve rütbeler kabir kapısına kadardır. Bu da çok tatlı biliyor musun? Bir ayet de buradan okuyalım mı? Yani üstad hep Kur'an'ı tercüme ediyor biliyor musunuz? Çok da ben bir tanesini okuyacağım. Allah bugün şey okuyasım geliyor yani hakikaten müthiş bir şey. Ya. Hey efendiler, efendiler, efendiler. Hey neredesin? Bu işte, bu işte, bu işte. Şu. Aman ya Rabbi. El mulk yevmeydin il hak lirrahman. O hesap gününde artık mülk, hakimiyet, hak bir ismi hak ve rahman olan Allah'a ait. Asıl kötüsü de ve kâne yevmen alel kafirine asira. O gün kafirler için çok zor bir gün olacak. İşte bura. Dünyevi arkadaşlarla alakalı. وَيَوْمَ يَعَدْتُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ O gün kendi nefsine de başkasına da zulmeden alçaklar, anlatabildim mi? Ellerini dişleyecek. Hırsından dişlemek var ya. Ve يَكُولُ diyecek ki يَا لَيْتَنِ اتَّخَسْتُ مَا الرَّسُولِ سَب۪يلًا Keşke ben de Hakk'a çağıran şu peygamberle beraber yolumu bulup gitseydim. Şu cümle işte esas. Ya veyleta, yazıklar olsun bana. Leyteni, keşke. Lemettehis fulanen halile. Filanla mı arkadaş edilmeseydim. Lekad edalleni ani zikri. Bade izcani. Bana açıkça geldiği halde zikri hakim olan Kur'an'ın yolundan beni sapıttı o arkadaşım. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْاِنْسَانِ خَذُولًا Şeytanın insanı rezil ve rüsvay edici birisi olduğu gerçekti. Ama ben uydum. Neyse. Ben de bu vatandaşlara uyayım bari. Çay içeyim biraz sonra devam ederim. Demek ki hem
Madem dünyevi dostlar ve rütbeler kabir kapısına kadardır. Demiş, cenaze kılınıyor, bir generalin cenazesi. Er kişi niyetine diyor imam. Hemen orada subayın biri. Er değil general diyor. Adam çünkü anlamıyor ki. Anlatabildim. Ulan general olsan ne, genelkurmay başkanı olsan ne. Orada erden kasıt yani kadın değil yani. Ama adam hiçbir şeyden haberi yok. Generaldi diyor, general ne eri. Tam misal bu biliyor musun? Elbette bütün bunlar doğruysa en bahtiyar odur ki dünya için ahireti feda etmesin, ahireti unutmasın. Ahiretini dünyaya feda etmesin. Hayat ebediyesini, ebedi hayatını hayat-ı dünyevi için bozmasın. Mala yani. Yani bizi ilgilendirmeyen. Manasız. Lakırdı mala yani yat derler. Şeylerle ömrünü telef etmesin. Kendini misafir telakki edip misafirhane sahibi olan Allah'ın emirlerine göre hareket etsin. Selametle kabir kapısını açıp saadetin ebediye girsin. O zaman orada hoş geldin diyecek melekler. Selamun aleykum. Tuttum fethuluha halidin. Selam olsun sizlere. Hoş geldiniz. Welcome. Ama cennete. Ebediyen kalın. Buyurun cennete girin. Ne güzel bir welcome değil mi? Yani selamun aleykum. Tuttum. Ne iyi ettiniz. Bugün Ahmet kardeşle geliyoruz. Çevre problemi olacak araçları sokmuyorlar. Anladın değil mi? Orada bu ayet aklıma geldi de söylemedim. Ondan sonra eğer senin aracın kötüyse, yani tarihi falan uymuyorsa, problemliyse, kırmızı yanıyor, nit in diyor. İçeri girme, ceza kesiyor. Anlatabildim mi? Ama değilse yeşil yanıyor, well in diyor. Huzurla girebilirsin diyor. Tam bu ayette buyurun cennete diyor. Buyurun. Allah bizi onlardan eylesin. Haşiye bu madenler içindir ki şahsıma karşı olan zulümlere, sıkıntılara aldırmıyorum ve emniyet vermiyorum. Meraka değmiyor diyorum ve dünyaya karışmıyorum. Geldik 16. mektubun zeyline. Devam edeceğiz. Bismihi onun ismiyle başlıyoruz. Çünkü kullu emrin lem yubde bi bismillahi fehuve ebter hadis-i şerifi. Her şey ki bismillahla başlanmıyor, sonu kopuk ve neticesizdir diyor. Ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdi. Kainatta hiçbir şey yoktur ki Allah'ı hamd ile tesbih ediyor olmasın. Ehli dünya sebepsiz benim gibi aciz garip bir adamdan tevehüm edip, yani vehme kapılıp, binler adam kuvvetinde tehayyül ederek beni çok kayıtlar altına almışlar. İşte sürgün, ziyaretçi kabul etmiyorlar. Ne bileyim, 3-4 tane canavar dikmişler başına. Yani işte biliyorsunuz nahiye müdürü, baş öğretmen, Türk Ocağı Başkanı, yani Barla'da. Barla'nın bir mahallesi olan Bedre'de ve Barla'nın bir dağında bir iki gece kalmaklığıma müsaade etmemişler. Bunun belgesini neşrettim ben. Niye gidiyorsun diye soruşturma açmışlar. Enteresan. İşittim ki diyorlar, Said 50 bin nefer kuvvetindedir. Onun için serbest bırakmıyoruz. 50 bin yani asker kuvvetinde. Ben de derim ki, ey bedbaht ehli dünya, kötü baktlı adamlar. Bütün kuvvetinizle dünyaya çalıştığınız halde neden dünyanın işini dahi bilmiyorsunuz? Divane gibi hükmediyorsunuz. Eğer korkunuz şahsımdan ise 50 bin nefer değil, belki bir nefer. 50 defa benden ziyade işler görebilir. Hastayım, cılız, zayıfım, kimsem yok, elimde silah yok. Yani odamın kapısında durup bana çıkmayacaksın diyebilir bir şey yani asker. Eğer korkunuz mesleğimden ve Kur'an'a ait dellallığımdan
ve kuvve-i maneviye-i imaniyeden ise, manevi açıdan olan iman kuvvetindense 50 bin nefer değil. Yalnızsınız. Meslek itibariyle 50 milyon kuvvetindeyim. Vay be. Cahit. Söyle Profesör Cahit. Yok kardeşim. Filozof sen de iyice filozofluğu kaybettin. Ha? Sosyolog bu. İstanbul Üniversitesi profesörlerinden. Kilisli. Antepli yok mu içinizde? Neyse soy ismini de Tanyol. Cahit Tanyol. Profesör Cahit Tanyol. Sene 1973-74. Ahmet Gümüş abi, üstadın talebelerinden bu. Pek bilinmiyor ama bizzat dinlemişim. Diyor ki Edebiyat Fakültesindeyiz. Cahit Tanyol bize ders veriyor. Ondan sonra soru sordu diyor. Dedi ki çocuklar söyleyin bakalım 35 kişi varız diyor sınıfta. Mustafa Kemal mi büyük, Said Nursi mi büyük dedi diyor. Bunu ben çok anlatıyorum. İtiraz ediyoruz. He? Öyle mi ya? Evet. Allah Allah. Ha. Onun üzerine diyor, tabii sınıfın diyor kahir ekseriyeti yani 20 kişi falan. Mustafa Kemal büyük hocam ne demek bu böyle bir soru? Sizi gidi sahtekarlar, yağcılar demiş. Peki o zaman demiş. Soruyor. İçinizde nutuğu tamamını okuyan bir kaç kişi var? Demiş ben de okumadım. Anlatabildim mi? Peki demiş Risamur külliyatını 6000 sayfayı okuyan kaç kişi var? 6 kişi parmak kaldırdık diyoruz. Ulan demiş. Devlet bu kitabı bedava bastı. Bende var. İlk baskısı 1928. Yani Osmanlıca baskısı diyor. Milli Eğitim Marif Nezaretinin diyor bütün okullara, derneklere, cemiyetlere hediyesidir. Ben de var, yarın göstereyim sana. Onu sansür etmişler, çoğu şeyleri çıkarmışlar. Açıkça İslam'a düşmanlık ediyor orada. İslam diyor, Hristiyanlık, İslam tamamen eskimiş dinle. Biz yeni bir dini yapacağız diyor. Bunun belgesini ben neşrettim. Ha, ikinci cilde var bu. İlginçtir. Peki diyor bak, devletin ordusu bu kitabın arkasında, Milli Eğitim Bakanlığı arkasında bedava basılıyor. Milyonlarca nüshası dağıtılıyor. Bir de bununla yetinilmemiş. 60-70 yıldır mecburi ders, ilke ve inkılaplar dersi. Ve dersin tek kaynağı bu kitap. Bir de Bediüzzaman'a bak demiş Said Nursi diyorum. Bunu anlatıyor ha, son şahitlerde de var ben öyle biliyorum. Son şahitlerde de buna dokunmuş adam. Adam hakperest bir adam. Sosyoloji profesörü. Ordu aleyhinde. Milli Eğitim Bakanlığı yasaklamış. MİT istihbarat aleyhinde. Okuyan hapse atılıyor. Ama demiş Mustafa Kemal'in kitabını ben de dahil okuyan yok. Fakat Bediüzzaman'ın kitabını 6 kişi okumuş. 6000 sayfa. Öyle. Demiş Said Nursi büyüktür. İşte üstadın sözünü tasdik eden bir olay. Beyler diyor yalnızsınız. Meslek itibariyle 50 milyon kuvvetindeyim. Elhamdülillah haberiniz olsun. Çünkü Kur'an-ı Hakim'in kuvvetiyle sizin dinsizleriniz dahil olduğu halde bütün Avrupa'ya meydan okuyorum. Ben de onun talebesi olarak meydan okuyorum. Evet. Bütün neşrettiğim envar-ı imaniye ile İman nurları, 6000 sayfa. Onların fünun-u müsbete, müsbet bilimler dediği ve tabiat dedikleri muhkem kalelerini zir-ü zeber, alt üst etmişim. Biliyorsun şu anda Darwin teorisinin aleyhinde konuş, soruşturma açarlar aleyhinde. Avrupa bu. Çok enteresan. Onların en büyük dinsiz filozoflarını, başta Erasmus. Arkadaşlar Avrupa'da yetişen filozofların en büyük İslam düşmanı ve dinsi ve Türk düşmanı Erasmus'tur. O Türk düşmanı demeleri doğru değil. Yani onu da açıklayayım. Çünkü Avrupa Tanzimat'a kadar Müslümanlara Türk demiş. Anladın mı? Mesela Abbasiler için büyük bir Türk devleti diyor. Halbuki Abbasilerde son döneme hiç Türkler yok. Anladın mı? Yani Türk Müslüman demek. Allah onların en büyük dinsiz filozoflarını
demiyor normal filozof. Akinoğlu Thomas'a bir şey demiyorum. O aklı başında bir filozof. O da biliyorsun Hollandalı. O hakikaten aklı başında ve çok güzel şeyler yazmış. Öteki tamamen dinsiz. İslam düşmanı. Hayvandan aşağı düşürmüş. Dinsizleriniz dahi içinde bulunan bütün Avrupa toplansa Allah'ın tevfikiyle şahsım olarak değil beni o mesleğimin bir meselesinden geri çeviremezler. Biz Hollandalı profesörle tartışıyoruz. Hakkınız hocam. Böyle fikir yani insanların haklarına tecavüz eden görüşlerini açıklamamalısın. Dedim dikkat et Jan Peters. Benim görüşüm değil. Benim açıkladıklarım o sosyal ve siyasi olaylar hariç. Orada görüşlerimiz olur. Ama bir şeydir, Lut kavmidir veya başörtüsüdür vesairedir. Bunlar Kur'an ve sünnetin hükümleri. Ne demek Akgünüz'ün görüşü? Benim görüşüm olur mu orada? Bütün Avrupa toplansa Allah'ın tevfikiyle beni o mesleğimin bir meselesinden geri çeviremezler. İnşallah mağlup de edemezler. Madem böyledir, ben sizin dünyanıza karışmıyorum. Siz de benim ahiretime karışmayınız. Karışsanız da beyhudedir, boşunadır. Takdiri hoda kuvve-i bazu ile dönmez. Allah takdir etti mi? Anlatabildim mi? Bazu, pazu diyoruz değil mi biz ona? Yani bilek gücüyle o dönmez. Onun takdirini kimse çeviremez. Bir şema ki, bir mum ki Mevla yaka üflemekle sönmez. Kiminmiş bu ya? Yok mu nurcu burada kimse? He? Hatırlıyor musunuz bunu kimin olduğunu? Ben bilmiyorum. Tevfik Firat'a geçiyorum. Yok değil. O Tevfik Firat biraz sonra. Bu zannediyorum Ziya Paşa olabilir. Neyse. Hı. Çünkü takdiri huda Tevfik Fikret'in olamaz. Çünkü hı, adam Osmanlı'nın ilk ateistlerinden. Neyse boş ver. Unuttuk. Benim hakkımda müstesna bir surette pek ziyade ehli dünya tevehüm edip, vehim edip adeta korkuyorlar. Bende bulunmayan ve bulunsa dahi siyasi bir kusur teşkil etmeyen ve ittihama medar olmayan, beni suçlamaya vesile olmayan şeyhlik, büyüklük, hanedan, hanedan dediği soy sop yani, aşiret sahibi, nüfuzlu, etbağı çok, kendisine tabi olanlar çok, hemşehrileriyle görüşmek, dünya ahvaliyle alakadar olmak, hiçbiri yok bu Bediüzzaman'da. Hatta siyasete girmek, hatta muhalif olmak, siyasete girmenin ötesinde bir de siyasete muhalif olmak ki üstad yasakladı diyor Kur'an bizi. Bende bulunmayan emirleri tahayyül ederek, hayal ederek evhama düşmüşler. Hatta hapiste ve hariçteki yani kendilerince kabili affolmayanların, affı mümkün olmayanların dahi aflarını müzakere ettikleri sırada beni adeta her şeyden men ettiler, yasakladılar. Herkesi affet, Afganlı çıkarmışlar. Cumhuriyetin 10. yılında. Yani 1933'te. Fena ve fani bir adamın. İşte bu Tevfik Fikret. Anlatabildim mi? Ama Bediüzzaman'ın şu güzelliğine bak yani. Onun bile sözünü kullanıyor. Kendisi kötü. Ve fani bir adam. Ama güzel ve baki şöyle bir sözü var. Ya Hazreti İsa Aleyhisselam havarileriyle dolaşıyor. Bir eşek leşiniyle karşılaşmışlar. Ulan herkes bir şey. Ne güzel dişleri varmış diyor Hazreti İsa Aleyhisselam. Ölmüş, parıl parıl parlıyor dişler. İşte yani hudma, safa, dama, keder yani. Tevfik Fikret gibi dinsiz bir adamın o sözü güzel bir söz. Fena ve fani bir adamın güzel ve baki şöyle bir sözü var. Zulmün topu var, güllesi var, kalesi varsa bunu tabii Abdülhamid'e karşı söylüyor. Hakkın da bükülmez kolu dönmez yüzü vardır söylemiş ama adam. Şairmiş yani. Ben de derim ehli dünyanın hükmü var. Hükmü dediği işte yani saltanat elinde, hüküm elinde. Şevketi var, kuvveti varsa Kur'an'ın feyziyle hadiminin de yani hadiminde de Kur'an'a hizmet eden bende de şaşırmaz ilmi, susmaz sözü vardır. Yanılmaz kalbi, sönmez nuru vardır. Çok dostlarla beraber bana nezaret eder. Okuyalım değil mi? Yorulmadınız. Bir kumandan mükerreren sual ettiler.
Neden vesika için müracaat etmiyorsun? Ben yanlış bilmiyorsam müsbet bir komutan bu. Yani senin gibi bir alim istifade etsin. İstida vermiyorsun. Niye dilekçe vermiyorsun? Aynısını şeyde de yapmışlar. Bu da çok enteresan. Yani Denizli hapsinden beraat ettikten sonra Denizli'nin valisi, oradaki ağır ceza reisi, o da aynısını söylemiş. Neden? Onun üzerine Üstad Emirdağ Harekası'nın başında zikredilen o meşhur mektubu kaleme alıyor. Burada da bunu diyor. El cevap. 5-6 sebep için müracaat etmiyorum ve edemiyorum. Birincisi, ben ehli dünyanın dünyasına karışmadım ki onların mahkumu olayım. Onlara müracaat edeyim. Ben kader-i ilahinin mahkumuyum. Ve ona karşı kusurum var. Ona müracaat ediyorum. İkincisi, bu dünya çabuk tebeddül eder. Değişir bir misafirhane olduğunu yakinen iman edip bildim. Gözle görür gibi. Onun için hakiki vatan değil. Her yer bir. Çünkü hiçbir yer vatan değil. Hepsi gelecek. Madem vatanımda baki kalmayacağım, beyhude boşu boşuna ona karşı çabalamak, oraya gitmek bir şeye yaramıyor. Madem her yer misafirhanedir, yani Bitlis'e de gitsem misafirhane, Hizan'a da gitsem, Nurs'a da gitsem, eğer misafirhane sahibinin rahmeti yar ise, sana yardımcı oluyorsa Allah'ın, herkes yardım. Her yer yarar. Eğer yar değilse her yer kalbe bardır, yüktür ve herkes düşmandır. Üçüncüsü, bu da çok önemli. Müracaat kanun dairesinde olur. Burada kanun mu var ki? Tıpkı şu andaki Mısır gibi. Yani adamlar yani neredeyse 3. Dünya Savaşı'nı yaşadılar. Bütün ordu sokaklardaydı. Ne zaman? Dün. Buna rağmen gösteri yaptı millet. Bizim oradaki bir kardeşimiz diyor ki hocam seçime katılım %2,5'tu. Ama Avrupa destekliyor. Avrupa ile ilgili Bediüzzaman'ın da bir cümlesi var da iyi ki neşretmemiş Lemaat'ta söylemiyor. Anladın değil mi? Çünkü genelleme yaptığımızı düşünüyorlar. Biz genelleme yapmayız. Biz 17. Lemaat'taki Avrupa 2 dile uyarız. Anlatabiliyor muyum? Tek gözlü Avrupa'ya muhalifiz kıyamete kadar. Ama ilmin ve teknolojinin kaynağı olan ve iman hakikatlerine müsbet bakan Avrupa'ya dostuz ve taraftarız. Zaten onların da çoğu Müslüman. Bunu söylüyorum, gülüyorlar bana. Dedim görürsünüz. Yarın da AD Hristiyan Üniversitesi ile görüşmemiz var. Dua edin inşallah onlara da bunları söyleyelim. Ya müracaat kanun dairesinde olur. Halbuki bu 6 senedir bana karşı muamele keyfi ve fevkal kanundur. Kanun üzerinde. Menfiler kanunuyla bu kanunu ben şey yaptım, neşrettim. Bana muamele edilmedi. Sürgünlere yapılan muamele bana yapılmadı. Hukuku medeniyetten, medeniyetin haklarından ve belki hukuku dünyeviyeden, dünyaya ait temel hak ve hürriyetlerden İskat edilmiş, düşürülmüş bir tarzda bana baktılar. Bu fevkal kanun muamele edenlere, kanun dışı bana muamele edenlere, kanun namına müracaat manasız olur. Gülerler zaten. İyi ki etmedi. Dördüncüsü, çok enteresan, benzerlerini Hollanda'da da yaşıyoruz. Bizim akreditasyon için çıkarmadıkları zorluk kalmadı. 2007'de reddettiler. %100 hak ettiğimiz halde. Sonra çok enteresan. Arkadaşlar, Afrika kabilelerinde bile yoktur. Sırf bizi, yani 2015 Nisan'ında, 10 Nisan'daki akreditasyonda bizi kapattıkları zaman Müslümanlara karşı mazeret olsun diye bir aynı isimdeki İslam Üniversitesi adı verilen bir okulu, bura çok enteresan, cumartesi akşam ve pazar günü akşam Türkçe ders vermek üzere tanıdılar part time. Böyle bir şey bir bölümde. Yani hedef bizi kapatmaktı. Zaten jüri üyelerinin de bir tanesini kapatmak üzere. Ama elhamdülillah ikisinden de 100 üzerinden 100 alınca güçleri.
Ben de buranın en yetkili adamına gittim. Birisi dedi ki hocam intihar mı ediyorsun? Yok dedim intihar etmiyorum. Bunu söylemezsem ölsem daha iyi. Dedim ki beyefendi sen yüksek öğretimin en yüksek yetkilisisin. Akreditasyondan sorumlusun. Yani YÖK Başkan Vekilisin. Benim senden bir istirhamım var. Nedir dedim. Ama 1 Nisan'da konuştuk, randevu aldık. Dedim 10 Nisan'daki akreditasyon bittikten sonra seninle konuşacağım. Olur dedi Akgündüz. Hürmet ediyor sağ olsun. Ben de seviyorum onu Allah için. Allah Müslüman etsin diye de dua ediyorum. Hakperest bir adam. Gittim dedim. Nedir dedi Akgündüz bu önemli bir şey. 3-4 aydır. Çünkü bizimki gecikti. Dedim vallahi bizim evin yanında bir keldir var. Keldirin Türkçesi nedir? Kömür. Depo. Kömürlük. En güzeli kömürlük. Aynen öyle. Kömürlük var. Keldir. Çünkü keldir dedik mi Türkler anlamaz. Bunu herkes dinliyor. Ey dedi. Nedir dedi istirhamın ne? Dedim oraya bizim hanımla 5 tane sandalye koyduk. Yeni bir üniversite kurmaya karar verdik. Adı da Keldir University. Yalnız dedi sadece pazar günü ders vereceğiz. Ben ve hanım ders verecek. Komşulardan da 3 tane talebemiz var. Bunun akreditasyonu için bana yardımcı olur musun dedim. Yani mümkünse. Bu aslında yüzüne tükürmek demektir. Ama ben ona söylemedim. Müslümanlara yapılan zulme tükürdüm ben. Anlatabildim mi? Bu kadar yani anlatabildim mi? Şimdi işte ama buna rağmen elhamdülillah Allah yürütüyor. Dördüncüsü, bunu duymadınız değil mi daha önce? Duyma zamanı geldi. Dördüncüsü, arkadaşlar şunu bilin. Hollanda'da tanınmış bir üniversitenin hiçbir ülkede şube açması mümkün değil. Anladın değil mi? Türkiye'de ise hiç mümkün değil. Çünkü Türkiye Harvard'da bile bu izni vermiyor. Diyor gelirsin burada Harvard Üniversitesi vakfını kurarsın. Yeni bir üniversite kurarsan sana hak veririz diyor. Arap ülkeleri gibi değil. Anladın mı? Dolayısıyla bizim hiçbir yerde şubemiz yok. Şubemiz var diyenlerin verdiği belgeler çöpe atılacak. Kağıttan başka bir şey de değil. Ama buna rağmen Almanya'da şube açmışlar birileri. 40 tane de imamı master yaptırıyorlar dünya. Anladın mı? Eğer biz bir tane böyle bir hadiseyi yapsak yarım saat içinde üniversiteyi kapatırlar. Ama Hollanda susuyor. Bunu bilmenizi isterim. Ben kimsenin aleyhinde konuşmak için demedim. Ama neler çektiğimizi, bu başın neden ağardığını anlamanız için söyledim. Yani maalesef Allah'ın sünneti değişmiyor. Maalesef diyemem. Allah'ın kanunları böyle. Dünya böyle. Sıkıntılar devam ediyor. Şekil değiştiriyor. Dördüncüsü, bu sene buranın müdürü, nahiye müdürü, benim namıma Barla'nın bir mahallesi hükmünde olan Bedre Kariyesi'nde, köyünde tebdil hava için, yani hava değişikliği için birkaç gün kalmaya dair müracaat etti, müsaade etmediler. Böyle ehemmiyetsiz bir ihtiyacıma cevabı ret verenlere, ret cevabı verenlere nasıl müracaat ediyoruz? Müracaat edilse zillet içinde faydasız bir tesellül olur. Zillete düşmek olur. Beşincisi bu cümle. Her yere yazılmalı. Gavura da lazım, Müslümana da lazım, Hristiyana da lazım, Yahudi'ye de lazım. İnsan olan herkese lazım. Haksızlığı hak iddia edenlere karşı hak dava etmek ve onlara müracaat etmek bir haksızlıktır. Hakka karşı bir hürmetsizliktir. Ben bu haksızlığı ve hakka karşı hürmetsizliği irtikab etmem, irtikab etmek istemem bense. Altıncı sebep, bana karşı ehli dünyanın, bitireceğiz, verdikleri sıkıntı siyaset için değil. Çünkü onlar da bilirler ki siyasete karışmıyor. Yani diyebilirim ki kısmen de olsa sanki bizim için yazılmış. Yani dünya alem biliyor ki Hollanda'da radikalliğe, IŞİD'e, DAEŞ'e, bütün terör örgütlerine karşı Rotterdam İslam Üniversitesi tam bir firewall'dur. Yani bir
sur gibidir yani. Hiç kimse diyemez ki şunu yaptınız. Allah. Aynen üstad da öyle. Böyle. Siyasetten kaçıyor. Belki bilerek veya bilmeyerek. Zındıka hesabına benim dine merbutiyetimden beni tazip ediyorlar. Şunu unutmayın. Akgündüz düşmanlığı İslam'dan taviz vermediğim için. Bediüzzaman Hazretleri diyor ki, iki şeyden dolayı hücumlara karşı susmam. Biri İzzet-i İslamiye, biri namus-u milli. Benim devletime, vatanıma kim darbe vurmaya kalkarsa karşısında sözümle beni vurur. Aynı şekilde İslam'dan taviz vermem. İsterse bütün Avrupa benim aleyhime idam kararı versin. Ama asla devlete isyan. İşte bakın koskoca Milli Eğitim Bakanı terör örgütlerine gidin anhifti yapın. Şikayet edin, dava açın demesine rağmen Hollandalı dostlar yahu siz de dava açın deme. Hayır. Ben Bediüzzaman'ın talebesiyim. Menfi hareket etmem. Oturduğum ülkenin içindeki hükümet adamlarına karşı muhalefet ettim. Şaşırdılar biliyor musun Hollandalılar? Demek ki bizi dinden taviz vermediğimiz için hücum ediyorlar. Geçen bir dost geldi. Ya Akgün Hoca dedim sen ne diyorsun? Ya? Ben yani mürted olan PKK'nin aleyhinde olduğumu mu yazmayayım? Veya Alevi kardeşlerimin, Şii kardeşlerimin karşı çıktığı Ali'siz, Allah'sız bir kısım ateistlere mi tavır koymayayım? Yani bu da çok önemli bir hadise. Öyleyse onlara müracaat etmek, dinden pişmanlık göstermek ve mesleki zındıkayı okşamak demektir. Hem ben onlara müracaat ve dehalet ettikçe, içine girdikçe, çünkü onlar diyanete merbudiyetimden beni sıkıyorlar. Ya nasıl anlatıyor yani? Dine bağlılığımızda. Kader ise benim diyanette ve ihlastan noksaniyetim var. Aynı şeyi. Üstad şey yapıyor, tevazu gösteriyor. Bu bizim için geçerli. Yani ara sıra ehli dünyaya riyakarlıklarımdan için beni sıkıyor. Öyleyse şimdilik bu sıkıntıdan kurtuluşum yok. Eğer ehli dünyaya müracaat etsem kader der. El riyakar, gösterişi seven adam. Bu müracaatın cezasını çek. Eğer müracaat etmezsem ehli dünya der. Bizi tanımıyorsun, sıkıntıda kal. Yedinci ve son sebep bu. Bu da çok tatlı. Malumdur ki bir memurun vazifesi heyeti içtimaiye, sosyal hayata muzır, zararlı şahıslara meydan vermemek ve nafilere, faydalı olanlara da yardım etmektir. Memurun görevi bu. Topluma faydalı olanlara yardım edecek, zararlı olanlara karşı çıkacak. Halbuki beni nezaret altına alan memur, kabir kapısına gelen misafir bir ihtiyar adama La ilahe illallah'taki imanın latif bir zevkini izah ettiğim vakit bir cürm-ü meşhut halinde. Cürm-ü meşhut ne demek biliyorsunuz değil mi? Suçüstü. Böyle göz göre göre suçüstü. Halinde beni yakalamak gibi çok zaman yanıma gelmediği halde o vakit güya bir kabahat işliyorum gibi yanıma geldi. İhlas ile dinleyen o beçarayı da mahrum bıraktı. Beni de hiddete getirdi. Halbuki burada bazı adamlar vardı. O onlara ehemmiyet vermiyordu. Sonra edepsizliklerde ve köydeki hayat-ı içtimaiye, sosyal hayata zehir verecek surette bulundukları vakit onlara iltifat etmeye ve takdir etmeye başladı. Yani köylüyü zehirleyenlere takdir. Köylüye iman dersi verenlere zulüm. Hem malumdur ki zindanda 100 cinayeti bulunan bir adam nezarete memur, zabit olsun, nefer olsun her zaman onlarla görüşebilir. İsterse 100 kişiyi öldürmüş olsun. Halbuki bir senedir hem amir hem nezarete memur hükümeti milliyece yani milli hükümet tarafından iki mühim zat kaç defa odamın yanından geçtikleri halde kat'a ve asla ne benimle görüştüler ve ne de halimi sordular. Ben evvel zannettim ki adaletlerinden, düşmanlıklarından yaşan aşmıyorlar. Sonra tahkuk etti ki, ortaya çıktı ki evhamlarından. Güya ben onları yutacağım gibi kaçıyorlar. Biliyorsunuz değil mi? İlhami Soysa oydu değil mi? Gelmiş üstadı ziyaret etmiş. Gitmiş. Önce İnönü'ye gitmiş. Demiş gelip Bediüzzaman'ı ziyaret edeceğim. Aman gitme seni kandırır demiş. Gelmiş üstadla bir saat kadar sohbet etmiş.
Öyle fırladım ki diyor, biraz daha kalsam Nurcu olacaktım diyor. Kendisi anlatıyor. Sonra tahkik ettik evhamlarında, işte şu adamlar gibi eczası ve memurları bulunan bir hükümeti, hükümet diyerek merci tanıyıp müracaat etmek, kâr akıl değil. Beyhude, boşu boşuna bir zillettir. Elhamdülillah. Bir şimdiki hükümete bak. Genel kurmay bile cuma için mesai tanzimine gitti. Ya Rab, bu günleri gördük ya, ahirete gidemiyoruz. Eski Said olsaydı Antere gibi bu meşhur bir şair, Arap şairi diyecekti. Ma'ul hayati bi zilletin ke cehenneme. Zillet içinde hayatın suyu cehennemden beterdir. Ve cehennemu bil izzi fahru menzili. Cehennem ise izzet içinde yaşıyorsam övüneceğim en güzel evimdir. Aslan Üstad be. Eski Said yok. Onu eski Said söylerdi diyor. Yeni Said ise ehli dünya ile konuşmayı manasız görüyor. Dünyaları başlarını yesin. Ne yaparlarsa yapsınlar. Mahkeme-i Kübra'da onlarla muhakeme olacağız der, sükut eder, susar. Adem-i müracaatımın, yani devlete yeniden müracaat etme işimin sebeplerinden sekizincisi, yedinci değilmiş, bir tane daha varmış. Gayrimeşru bir muhabbetin neticesi, merhametsiz bir adalet, düşmanlık olduğu kaidesince. Bunu yazdım, kıyamet kopardılar. Efendim işte neymiş filan adam, PKK'ya işte yani şiddeti engellemek için, o adamın ömrü boyunca adam PKK'yı savunmuş bu adam. PKK'yı sevmiş. Sen gayrimeşru bir şeyi sevdin mi, düşmanlıkla karşılanırsın. Kaidesince adil olan kader ilahi, layık olmadıkları halde meylettiğim şu ehli dünyanın zalim eliyle beni tazip ediyor, işkence ediyor. Ben de bu azaba müstahakkım deyip sükut ediyorum. Çünkü harbi umumide, Birinci Dünya Harbi'nde, gönüllü alay kumandanı olarak 2 sene çalıştım ve çarpıştım. Ordu kumandanı ve Enver Paşa, Genelkurmay Başkanı bu. Takdiratı altında kıymetli talebelerimi, dostlarımı feda ettim. Yaralanıp esir düştüm. 1916. Bitlis, Hizan muhasarasında. Esaretten geldikten sonra Hutuvat Sitte, İstanbul işgal edildiği için İngiliz işgaline karşı kaleme alınan kitap. 6 etapta ona lanet okuyor. En güzel cümlesiyle, bilen var mı yok mu? Var. Ey İngilizlere diyor, ekbekül küpekadan tekep küpetmiş köpek. Yani köpeklerin köpeğinden köpekleşmiş köpek diyor. Eserlerimle kendimi tehlikeye atıp İngilizlerin İstanbul'a tasallutu altında İngilizlerin başlarına vurdum. Ve idam cezası çıkarmışlar biliyorsun. Sultanahmet de gezmiş, görememiş, yakalayamamışlar. Şu beni işkenceli ve sebepsiz esaret altına alanlara yardım ettim. İşte onlar da bana o yardım cezasını böyle veriyorlar. 3 sene Rusya'da esaretimde çektiğim zahmet ve sıkıntıyı burada bu dostlarım bana 3 ayda çektirdiler. Özellikle de işte İsparta'ya geldiği zaman. Halbuki Ruslar beni Kürt gönüllü komutanı suretinde Kazakları ve esirleri keser. Gaddar adam nazarıyla bana baktıkları halde. Kazak dediği Kazakistan'da Kazak değil. Ruslar Osmanlı Devleti'nin baş belası bir millet bu. Hristiyan bunlar. Hristiyan Kazaklar. Hep eşkıya bunlar. Osmanlı Devleti en çok yani Karadeniz'i bunlardan korumuş. Kazak-ı Betşikak diyor Osmanlı Devleti. Yani ayrılıkçı, dinsiz zaten. Hristiyanlar bunlar. Nazarıyla bana baktıkları halde beni dersten men etmediler. Arkadaşım olan 90 esir zabitleri kısmı ekserisine, çoğuna ders veriyordum. Bir defa Rus kumandanı geldi, dinledi. Türkçe bilmediği için siyasi ders zannetti. Bu da bir defa beni men etti, yasakladı. Sonra yine izin verdi. Hem aynı kışlada bir odayı cami yaptık. Şu anda bu cami dev bir Diyanet Camisi halinde bitmek üzere. Adı da Bediüzzaman Camisi. Ben imamlık yapıyordum. Hiç müdahale etmediler. Allah rahmet etsin Sungur abi o hasta haliyle gidip para toplayıp götürüp orayı yapmaya vesile oluyordu.
İhtilattan men etmediler insanlar arasına karışmaktan. Beni muhabereden kesmediler. Halbuki bu dostlarım, güya vatandaşlarım ve dindaşlarım ve onların menfaat-i imaniyelerine uğraştığım adamlar hiçbir sebep yokken siyasetten ve dünyadan alakamı kestiğimi bildikleri halde, bilirlerken 3 sene değil belki beni 6 sene sıkıntılı bir esaret altına aldılar. Yani demek ki 1927'de şey yapmış, yani Mart'ında gelmiş Barla'ya, ilk 2 sene, 2,5 sene rahat yaşamış. Sürgün ama rahat. Daha sonra zulüm ve işkence başlamış. İhtilattan men ettiler. Yani beni insanlarla karışmaya bile müsaade etmediler. Vesikam olduğu halde, vaizlik vesikası var, devlet vermiş. Hatta odamda hususi dersimi de men ettiler. Muhabereye set çektiler. Hatta vesikam olduğu halde kendim tamir ettiğim ve 4 sene imamlık ettiğim mescidimden beni men ettiler. Belgelerini buldum bunların. Camiye gidememiş. Şimdi dahi cemaat sevabından beni mahrum etmek için daimi cemaatim ve ahiret kardeşlerim mahsus 3 adama dahi imamet etmemi kabul etmiyorlar. Hem istemediğim halde birisi bana iyi dese bana nezaret eden memur kıskanarak kızıyor. Sen nasıl bu adama iyi dersin? Allah Allah. Nüfuzunu kırayım diye vicdansızcasına tedbirler yapıyor. Amirlerden iltifat görmek için onlar da beni taciz ediyor. İşte böyle vaziyette bir adam. Cenab-ı Hak'tan başka kime müracaat eder? Hakim kendi müddeyi olsa, hakim aynı zamanda savcı olsa elbette ona şikayet yapılmaz, şekva edilmez. Gelsen söyle bu hale ne diyeceğiz? Sen ne dersen de. Ben derim ki bu dostlarım içinde çok münafıklar var. Aslan üstad ya. Münafık kafirden eşittir, daha şiddetlidir. Onun için kafir ruhsun bana çektirmediğini çektiriyorlar. Hey bedbahtlar, kötü baklı münafıklar. Ben size ne yaptım ve ne yapıyorum? İmanınızın kurtulmasına ve saadet-i ebediyenize, ebedi mutluluğunuza hizmet ediyorum. Demek hizmetim halis lillah için, yani Allah için olmamış ki aksül amel yapıyor, tam tersini veriyor. Siz ona mukabil her fırsatta beni incitiyorsunuz. Elbette mahkeme-i kübra, haşirde kurulacak o en büyük mahkemede sizinle görüşeceğiz. Hasbunallahu, Allah bize yeter. Ve ni'mel vekilu, avukat olarak ne güzel bir avukattır. Ni'mel mevla, ne güzel bir dosttur. Ve ni'men nasir, nasıl bir yardımcı ve destekçidir derim. El baki, hu baki, el fatih.